Bugün dünyada yeni bir dönem başlatan 11 Eylül saldırılarının 14. yıl dönümü. Bu 14 yıl geride bırakmış olduğumuz senelerde dünyanın şekli oldukça değişti. Saldırıların ardından dönemin Amerikan Başkanı George Bush'un Haçlı Seferi başlatıyoruz sözleriyle startını verdiği işgaller dönemi halen devam ediyor. Farklı isimler adı altında devam ediyor. Afganistan ve Irak işgaliyle başlamıştı ve Büyük Orta Doğu Projesi olarak karşımıza çıktı. Bu projeyle tanımlanan işgal süreci Arap Baharı adıyla yeni bir boyut kazanmış oldu. Her geçen gün daha da vahşi bir hal alan proje, milyonlarca Müslümanın ölümüne ve milyonlarca Müslümanın da mülteci durumuna düşmesine sebep oldu. Bu görüntülerin üzerinden 14 yıl geçti. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'taki ünlü İkiz Kuleleri tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırılarda yerle bir edildi. Saldırıda yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybederken kulelerde çalışan bir o kadar Yahudi asıllı Amerikalının o gün işe gelmemesi dikkat çekti. İlerleyen süreçte saldırıları bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ortaya çıktı. Hedefse İslam dünyasına karşı başlatılacak işgal operasyonuna zemin ve gerekçe hazırlamaktı. Nitekim dönemin Amerikan Başkanı George Bush saldırıdan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada İslam dünyasına karşı uzun yıllar sürecek bir Haçlı Seferi başlattıklarını açıkladı. Bu açıklamadan sonra önce Afganistan ardından da Irak işgal edildi. Bu iki ülkede milyonlarca Müslüman katledildi. İşkence ve tecavüzler gerçekleştirildi. Camiler yerle bir edildi. Bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri ağzındaki baklayı çıkardı ve Büyük Orta Doğu Projesi'ni ilan etti. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a göre Büyük Orta Doğu Projesi 22 İslam ülkesinin sınır ve rejimlerini ABD-İsrail ikilisinin çıkarları doğrultusunda değiştirmekti. Daha sonra İsrail'in arz-ı mevut hayalinin siyasi ve askeri yansıması olduğu ortaya çıkan Büyük Orta Doğu Projesi'nde taktik değişikliğine gidildi. Yeni taktiğe göre hedefteki İslam ülkeleri Afganistan ve Irak gibi askeri işgaller yerine iç çatışma yoluyla ele geçirilecekti. Bu taktiğin adı ise Arap Baharı'ydı. Bu kapsamda hedefi ülkelerde muhalif gruplar silahlandırıldı, dışarıdan ve ithal terör gruplar yerleştirildi. Demokrasi ve özgürlük gibi süslü ifadelerle sokaklara çıkan isyancılar büyük katliam ve yıkımlara imza attı. Tunus, Mısır, Libya'da sergilenen oyun hedefine ulaştı ve bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri İsrail çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn edildi. Hedef ülkelerden biri olan Suriye'de ise işler planlandığı gibi gitmedi. ABD, İsrail ve bölgesel müttefikler tarafından desteklenen terör grupları onca katliamlarına rağmen yönetim değişikliğini gerçekleştiremedi. Bu başarısızlık üzerine yeni bir taktik geliştirildi. Devreye Müslümanların kafasını kesen, camileri ve türbeleri havaya uçuran IŞİD terör örgütü sokuldu. Ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde saldırılar düzenleyen örgüt bu bölgenin attığı her adımla ABD-İsrail ikilisinin hedefinin gerçekleşmesine zemin hazırladı. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edilirken yerel halktan temizlenen bölgeler Yahudi asıllı Mesut Barzani'ye teslim ediliyor. Bu plan kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e açılan bir koridor kurulmak isteniyor. Nihai hedefse 4 parçalı Kürdistan projesi kapsamında Büyük İsrail Devleti'nin temellerini atmak. 4 parçalı Kürdistan, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, İran'ın batısı ve Türkiye'nin güneyinden koparılacak parçalarla hayata geçirilmeye çalışılıyor.